İyi akşamlar değerli Türk Ocaklılar, sevgili dostlar. Bu akşam bütün Türklük davasının önemli simalarından, Türk Ocakları'nın da kurucularından alim ve mütefekkir Yusuf Akçura'nın 145. doğum yıldönümü vesilesiyle fikirleri üzerinde konuşacağız. Çok değerli iki konuğumuz var. Söyleşimizi panel şeklinde devam ettireceğiz. Profesör Doktor İbrahim Maraş hocam ve Profesör Doktor Abdullah Gündoğdu hocam, iki değerli bu konularda gerek Türk düşüncesi, fikir hayatı, Türk dünyası, tarihi konularında çok değerli eserler olan iki kıymetli meslektaşımızla beraberiz. Ben öncelikle kısa bir giriş yaptıktan sonra değerli hocalarıma söz vermek istiyorum. Her iki hocam da hoş geldiniz İbrahim hocam. Hoş bulduk hocam. Abdullah hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bilindiği gibi bütün Türklük davasının önemli savunucularından Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876'da Kazan, Simbir'de doğdu. 1883'te ailesi İstanbul'a göç eder ve Harbiye'de okur. 1899 yılında Paris'e gider, Siyasi İlimler Okulu'nda okudu. Orada Sadri Maksud'a Arsal olsun, Jön Türklerin önemli isimlerinden Ahmet Rıza ile tanışır. Ve bu eğitim hayatından sonra 1903'te Kazan'a döndü. Ve burada yaşarken 1904 yılında Mısır'da yayınlanan Türk gazetesinde çok meşhur Üç Tarzı Siyaset makalesini yayınlamıştır ki bu makale Charles Warren Hostler tarafından Türkizmen Sovyet adlı eserinde 1848 Komünist Manifestosu komünistler için ne ifade ediyorsa Türkçüler için de Akçura'nın bu makalesi aynı önemde büyük tesirler yaratmıştır diyecektir. Daha sonra 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte İstanbul'a gelen Akçura, Türk Yurdu Cemiyeti'nin hem kurucusu ve bu 100 küsur yıldır çıkan halen Türk Ocakları'nın yayın organı olan Türk Yurdu Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü, daha sonra kurulan Türk Ocakları'nın hem kurucusu hem de Türk Ocakları'nın uzun yıllar ikinci başkanlığını yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı içinde ve sonlarına doğru Rusya'daki Türk ve Tatar haklarının müdafaası için kurulan cemiyette, daha sonra İstanbul'da faaliyette bulunmuştur orada kurtarmak için soydaşlarını. Daha sonra İngilizler tarafından belirli bir süre tutuklanır 1919'da. Hapisten çıktıktan hemen sonra aktif olarak milli mücadeleye katılır. Ve bu milli mücadeleden sonra da Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte milletvekili olarak parlamentoda bulunmuş. Bu arada da önemli bir görev. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İstanbul'u işgal eden itiraf devletlerinden de İstanbul'u temsil eden, ele alan, tekrar teslim alan heyetin başkanlığını yürütmüş. Siyasetin yanı sıra Cumhuriyet döneminde ilim ve fikir hayatına devam ederken bu ara Türk Tarih Kurumu'nun, ki o zamanki ismiyle Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kurucusu ve hemen akabinde de 32'de başkanı olmuş. Ölünceye kadar bu görevi yürüten Akçura 11 Mart 1935 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde, diğer taraftan Türkistan'ın, Kafkasya'nın bütün Türk bölgelerinin Rusya'nın işgaline uğradığı, Osmanlı Devleti'ne büyük toprak kaybettiği bir dönemde İmparatorluğu Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak için Osmanlı aydınlarının iddiada anasır politikasını savundukları bir dönemde Akçura ve genel anlamda Rusya coğrafyasından veya Türkistan'dan, Kazan'dan, Kırım'dan Osmanlı Devleti'ne gelen aydınlar özellikle Türk milliyetçiliğin siyasi düşünce bilincine içinde yaşadıkları esaret ortamından dolayı daha çabuk varmışlardır. Ki Akçura bu anlamda baktığımız zaman teorisyenliğinin yanı sıra aynı zamanda bir aksiyon adamı olan Akçura, Türkçülüğün daha çok siyasi yönü üzerinde ilgilenmiş.
Türklüğe yeni bakış açıları getirmiştir. Oluşabilecek, oluşturulacak Türk Birliği'nin merkezine Osmanlı Devleti'ni de yerleştirdiğini biz görüyoruz. Çünkü Akçura Türk Birliği fikriyle Osmanlı Devleti'nin, devlet adamlarının, Osmanlı aydınlarının Osmanlı Devleti'ni ayakta tutma düşüncesini belli bir senteze oturtmuş. Böylece Türkistan Türklerinin bağımsızlık ve birlik sağlama isteğiyle Osmanlı aydın ve devlet adamlarının devleti koruma çabalarını bir noktada birleştirmeye çalışmıştır. Bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü Osmanlı milleti yaratmakla yaratmaya çalışmanın mümkün olmayacağını en önce gören aydınlardandır. Bunun özellikle altını çizmek lazım ki daha sonra zaten fikirleriyle Cumhuriyet dönemine de etkisi olan Yusuf Akçura Cumhuriyet döneminde en önemli mücadelenin artık iktisadi mücadele olması gerektiğini savunur. Bunun da tankla, tüfekle değil, ticaretle, sanayiyle, ilimle olacağını. Buna da Türk ocaklarının yeni bir tarihi misyon üstlenerek öncü olması gerektiğini savunan aydınlarımızdandır. Bu açıdan son derece önemli görüşleri vardır. Şimdi ben kısaca birkaç cümleyle özetledim bu şeyin hemen akabinde İbrahim Hocam'a dönmek istiyorum öncelikle. Çünkü Yusuf Akçura ile ilgili soracağım şeyler var. Özellikle Rusya coğrafyasında ilk uyanış hareketlerinin olduğu işte Kazan bölgesi son derece önemli malum. Abdurreşit Kursavi, Şahabettin Mercani, Hüseyin Feyzani, Kayyum Nasiri, Alimcan Barudi bir özellikle Kazan bölgesinde Türk düşünce hayatı oldukça canlıdır. Daha sonra Kırım'da İsmail Gaspıralı'nın işte 1883'te Tercüman gazetesini çıkarması, dilde fikirde işte birlik şiarıyla yola çıkması, usulü cedid mektepleri vesaire. Azerbaycan ve diğer bölgelerde de biliyorsun pek çok bölgede yaygınlaşıyor. Bu çerçevede özellikle sizden Yusuf Akçura'nın bu yetiştiği ortam İstanbul'a gelmesine rağmen biliyorsun o bölgedeki aydınlarla ilişkileri yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Gaspıralı, Mercani gibi isimlerle. Bu çerçevede bu ilişkilerini sürdürmüş, bu fikir ortamından nasıl etkilenmiş, cedidçilerle nasıl ilişkili sürdürmüş, Türkçülük hakkındaki temel düşünceleri ve bu çerçevede de çağdaş Türk düşüncesindeki Akçura'nın yeri konusunda sizin değerlendirmenizi alalım. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Türk Ocaklarına da dinleyicilerimize de saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade edelim. Yusuf Akçura gerçekten çağdaş Türk düşüncesi açısından önemli bir isim. Ve bazı yönlerden de yeterince tanınmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani neden yeterince tanınmadığını söylüyorum? Çünkü bazı aydınlar, Ziya Gökalp de buna dahil, hatta İsmail Gaspıralı da dahil buna, Yusuf Akçura da bunlardan biri. Niyazi Berkes'in hepimiz hatırlayacağız. Unutulan Adam diye Akçura hakkında bir yazısı var. Belki farklı perspektiften bakabilir ama haklı olduğu yönler var, özellikle onu söylemeliyim. Bugün Yusuf Akçura dediğimizde ikircikli bir karaktere sahip bir insan mıdır? Yoksa gerçekten tarihsel süreç içerisinde toplumsal problemlerle sonuna kadar hemhal olmuş, Türk ve Müslüman toplumun gerek içinde yaşadığı Kazan bölgesi Türklerinin, Başkurtların, Tatarların, Türkistan ahalisinin, gerekse de İstanbul'da yaşadığı Osmanlı ahalisinin, Müslüman ahalinin, Türk toplumunun mutluluğu için gayret etmeye çalışmış. Çok erken yaşta, zengin bir sülaleye mensup, çok erken yaşta babası vefat ettikten sonra İstanbul'a geliyor hepimizin bildiği gibi. Fakat eğitimin önemli bir kısmı Türkiye'de geçse de, İstanbul'da geçse de Kazan'la irtibatını hiçbir zaman bırakmıyor. Hatta bir dönem işte Türkiye'de askeri okulda okurken rejim muhalifi görüldüğü için sürgüne gönderilecekken Paris'e kaçtığını hepimiz biliyoruz. Orada üniversite okuyor.
Oradayken bile İsmail Gaspıralı'nın Tercüman Gazetesi'nin 20. yılı için bir müsamere düzenlenmesine Sadri Maksudi Arsal'la birlikte ön ayak oluyor. Yani aslında karşımızdaki duran şahıs şu. Bir aydın için, bir aydından daha doğrusu beklenen nedir? O toplumun kederiyle kederlenmek, o toplumu kurtarmak için mücadele etmek. Biraz önce Yusuf hocamızın bahsettiği cedidçi aydınlar çok daha erken bir dönemde. Mercani 1889'dur ölümü. Hüseyin Feysani daha da erkendir. Kursavi 1812'lerdir. Kazan coğrafyasında başlayan bir uyanış hareketi var. Dini ve milli bir uyanış hareketi. Dini düşüncede ve milli düşüncede bir uyanış hareketi. Bu hareketin etkin isimlerinden birisi, göreceğiz ki Gaspıralı kadar, diğer Musa Carullah kadar veya Abdüreşit İbrahim kadar Yusuf Akçura'da olacaktır. Çünkü Paris'ten İstanbul'a değil, Kazan'a gidecektir. Daha sonra 1908 meşrutiyetine kadar bir müddet Kazan'da kalacak. Biraz önce yine Yusuf hocamızın bahsettiği o meşhur makalesini, adeta Türk dünyasının birliğini de ifade eden makalesini, yani hangi anlamda Kazan'da yazılan, kendi köyünde yazılan bir makale, Mısır'da, Kahire'de Türk isimli bir gazetede yayınlanıyor ve İstanbul ve bütün o coğrafyada gerçekten hala okunan bir makale olarak değerini koruyor. Bu açıdan önemli bir düşünür diyebiliriz. Fakat onun sadece bu yönlerine değil de ben bugün biraz daha cedidçilerle olan ilişkilerinin hem Kazan'daki tesirlerine kısaca hem de İstanbul'daki daha sonraki hayatındaki tesirlerine değineceğim. Çünkü biraz önce cümlemin başında dedim ya, ikircikli gibi görünen bir adam var karşımızda, bir aydın var. Halbuki ikircikli falan değil. Yani bir taraftan Kazan'da daha dindar gözüken, Paris'te beş vakit namazını kılan, efendim dini görüşleri daha sağlam denilen, bu ben kendi görüşlerim değil, sadece bunu kaynaklarda zikredilenleri söylüyorum ama işte Cumhuriyet döneminden hemen önce, 8 meşrutiyetinden sonra yavaş yavaş daha laik bir sistemi savunan bir adam şeklinde tanıtılıyor. Halbuki İslam dünyasının son yüzyılını, hatta son 200 yılını, Osmanlı modernleşmesinin özellikle 3. Selim'den sonraki süreci iyi tahlil edemezsek, Kazan'daki cedidçilik hareketini iyi tahlil edemezsek, Akçura ne demek istediğini de iyi anlayamayız. Akçura gençliğinde Muhammediye Medresesi'nde Alimcan Barudi, cedidçiliğin önderlerinden, müderris. Orada dersler veriyor. Kazan'daki aydınlanma hareketinin ilk toplantılarını yapanlar içerisinde başrolde. İlk orada Rus meşrutiyeti bildiğimiz gibi 1905'te, 5'ten sonra Kazan muhbirinde, Ahbar'da, o dönemde çıkan birçok gazetede, dergide yazıyor ve aktif sosyal hareketlere katılıyor, temsilci olarak seçiliyor ve ciddi mücadeleleri var. Bu süreç içerisinde Akçura'nın zihniyetine şöyle bir baktığımızda, Akçura'nın Cumhuriyet dönemindeki zihniyetiyle veya Osmanlı'ya 8'den sonra İstanbul'a döndüğündeki zihniyetiyle aslında çok büyük bir fark yok. Sadece siyasal şartlar içerisinde biraz belki nasıl diyelim, fikirlerinde ifadelendirmesinde bazı farklılıklar var. O açıdan Akçura aslında gerçekten tutarlı. Neden? Mesela Akçura Kazan'dayken Kazan cedidçilik hareketinin en büyük fikrine, kendisinin de övgüyle bahsettiği Mercani'den başlayarak özellikle arkadaşları olan veya dostları olan Gaspıralı olsun, Musa Carullah olsun veyahut da diğer Abdullah Bubi gibi aydınlar olsun ve kendisi gibi Kazanlı olup da İstanbul'da yaşayan Halim Sabit olsun. Bunlara baktığımızda yapmaya çalıştıkları ne? Mercani'ye atfen onun da söylediği, bir, milli kimliği uyandırma. Çünkü herkes kendini sadece Müslüman olarak tanımlıyor ve Müslüman olarak tanımladığı için de uyanışı gerçek manada, o milli kimliğini de harekete geçirecek, tarih şuurunu harekete getirecek bir çaba yok. Bunu ilk başlatanlardan birisi Mercani ve onun öğrencisi Hüseyin Feysani. Mercani de bunu yapıyor. Hüseyin Feysani erken yaşta bir hastalıktan dolayı ölüyor. Bunlar ciddi tarihçiler aynı zamanda ve tarih şuurunu canlandıran isimler. Türk üst kimliği altında diğer kimliklerin de yeşermesini sağlayan isimler. Kazanlı cedidçilerin en önemli özelliği yine
din dilinin Türkçeleştirilmesi. Din dilinin sadeleştirilmesi, Türkçeleştirilmesi ve milli kültürle beraberce bir din anlayışının yeşermesi. Kazanlı Cediciler dinin insan için olduğunu, insan merkezli olduğunu, dolayısıyla buna göre hareket etmek gerektiğini, içtihat kapısının açık olduğunu, dinle felsefenin, akılla vahyin uzlaşabildiğini, uzlaşması gerektiğini, İslam dünyasının zihin olarak çok nasıl diyelim taassup sahibi, bağnaz bir zihniyette olduğunu, medreselerinin bir türlü yenileşemediğini, bunların hepsinin farkında. Bununla ilgili yazıları var. Hatta o dönemde siyasi bazı yazıları da var. Bunları da görüyoruz. Özellikle Filistin mektuplarında ve diğerlerinde nasıl Filistin'in yavaş yavaş elimizden gittiğini çok erken dönemde söyleyen adamlardan birisi. Yahudilerin orada nasıl faaliyetler yürüttüğünü, Kazan gazetelerinde yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla Akçura burada Cedidçilerin öne sürdüğü temel fikirlerin hepsiyle mutabık. Ayrı bir fikri yok ve temel fikri şu çerçevede devam ediyor. Türk kimliği ve Müslüman kimliği ikisi birbirinin mütemmim cüzü. Yani birbirini tamamlayan iki husus, birbirini inkar eden şeyler değil. Hatta İslam dini, milli kimliği, Mercan'ın da bu konuda buna benzer ifadeleri var. Milli kimliği saklayıcı bir yönü var. Tatarlar ya da o bölgedeki yaşayan Türkler sadece Müslüman oldukları için değil, aynı zamanda dillerine sahip çıktıkları için, kültürlerine sahip çıktıkları için bugüne kadar Rusların bütün baskılarına rağmen ayakta kalabilmişler. Bu fikre sahip. İşte Akçura bu süreç içerisinde 1908'de tekrar İstanbul'a döndüğünde, meşrutiyeti müteakip, tekrar İstanbul'a döndüğünde, biraz önce hocamızın da bahsetti, işte bir müddet sonra 1912'li yıllarda işte Türk Ocakları'nın kuruluşu ve başka faaliyetler içine girecek, ama burada şunu unutmayalım. O yıllarda İstanbul'da Abdülreşit İbrahim'in çıkardığı, aynı yıllardadır bunların hepsi, İslam dünyası, Tarif-i Müslümin ve aynı zamanda yine İstanbul'daki pek çok aydının da, Kazanlı pek çok aydının da yazdığı İslam Mecmuası gibi dergiler çıkıyor. Ortak bir zihin var. Akçura bu ortak zihnin temsilcilerinden birisi. Yani Gaspıranlı'nın dilde, fikirde, işte birlik düsturu aslında var olan bir düsturun yeniden her tarafa teşmil edilmesini kapsıyor. Çünkü İstanbul o dönemde bütün Türk dünyası aydınlarının, Fıtratların, Hüseyinzade Alilerin, işte Akçuraların, Halim Sabitlerin geldiği ve fikirlerini ortaya koyduğu ortak bir mecra haline gelmiş. İstanbul adeta aydınlanmanın merkezin olmaya doğru gidiyor. Ayrıca Kazan var, Taşkent var, Bakü var. Buralar da elbette var ama İstanbul'un rolü her zaman Osmanlı bağımsız bir devlet ve İstanbul o devletin başkenti olduğu için önemli. Akçura İstanbul'a geldikten sonraki süreçte düşüncelerinde bir değişiklik var mı bakıyoruz. İşte en meşhur eseri İstanbul'a daha gelmeden önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce yazdığı Üç Tarzı Siyaset. Bazen yanlış yorumlanıyor. Hangi açıdan yanlış yorumlanıyor? İşte Akçura sadece işte Türkçülüğü ön plana koydu. Sadece işte Türkleşmeyi ön plana çıkardı. Dolayısıyla İstanbul'a geldikten sonraki süreçte de bunu daha da pekiştirdi. Yavaş yavaş dini alana ya da dini konulara mesafeyi artırdı. Böyle bir durum yok aslında. Üç Tarzı Siyaseti dikkatlice okuduğumuzda makalesinin sonunda bile, açıkça son paragrafında bile der ki, gerek ki bu sadece bu makale aslında kendi 1921'de Türk Yılına yazdığı yazıda aynen şunu söyler. Ben o makalede devletin uygulaması gereken siyasetten bahsettim. Yani bunu da dikkate almamız lazım. Bu da nedir? Hem Türkleşme yanında, yönünde ya da Türkçülük yönündeki politikalar, hem İslamcılık yönündeki politikalar dediğimiz, İslamcılık da demiyoruz aslında biz buna, İslam merkezli politikalar, ikisinin de dezavantajları vardır, avantajları vardır. Çünkü her ikisinde de, birisinde Rusya gibi emperyalist ülkeler Müslüman Türkleri yönetim altına almıştır ya da Müslüman olmayan bazı Türkleri yönetim altına almıştır. İslam ülkeleri de keza emperyalist, başta İngiltere olmak üzere ülkelerin sömürgesi durumundadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin yürüteceği İslam merkezli politika olsa da, Türklük merkezli politika olsa da her ikisinin de sakıncaları olabilir. Oldukça gerçekçi bir yorumdur aslında. Ve
o dönemi en iyi anlatan yazılardan birisi olarak aslında okunması gerekir. Ama genelde dediğim gibi biraz eksik okunuyor. Yine aynı makalede Akçura'nın nasıl bazı Osmanlı aydınlarının bile üstünde bir zihne sahip olduğu, birlik şuuruna sahip olduğunu makalenin yine içerisinde görüyoruz. Akçura veya Gaspıralı veya Kazanlı aydınların Türk denildiği zaman bütün Türk dünyasını kapsayan üst bir kimlik olarak içinde Timurlar, Cengizler hepsinin olduğu bir Türk dünyası tarihiyle beraber Türk dünyası var. Onun yazdığı bazı makaleler var o dönemdeki dergilerde. Mesela Cengiz temelli bir tarih sınıflaması var. İlginçtir mesela. Ki aynı dönemde İstanbul'da Cengiz Türk müdür tartışmaları, Tatarlar Türk müdür tartışmaları var. Böyle bir ortamda Akçura bunları yapıyor. Dolayısıyla Yusuf Akçura İstanbul'a geldiğinde 1908 meşrutiyetinden sonraki faaliyetlerinde de Kazan'daki cedidçilerin çizgisini aynen takip ediyor. Yoksa bazılarının söylediği gibi milli bir din yaratmaya çalıştı. Bu kavram çok hoş bir kavram değil. Dinin millisi gayrimillisi olmaz. Din zaten insan tarafından, bir toplum tarafından, bir örfe sahip, kültüre sahip bir millet tarafından yaşanır. Orada elbette ki o örfün yansımaları olur. Ama biz buna Türk Müslümanlığı diyebiliriz veya Arap Müslümanlığı, Fars Müslümanlığı diyebiliriz. Bu gayet doğal bir şey. Kastettiği şey cedidçilerin anladığı manada bir din anlayışı. Kendi dilimize dayalı, kültürümüze dayalı, yorumumuza dayalı bir anlayış. Bu da gayet geçmişte izleri olan bir anlayış. Osmanlı'ya çok güzel eleştirileri var bu bağlamda ve burada da ne kadar tutarlı olduğunu dini anlamda görüyoruz. Diyor ki Osmanlı modernleşmesi diyor Akçura, kendi yaşadığı 1908'e kadarki süreci tahlil ediyor. Diyor ki Osmanlı modernleşmesi çok büyük eksiklikler barındırıyor. Hangi açıdan? Diyor ki Osmanlı modernleşmesi dini alanı maalesef kendi haline bıraktı. Medreseleri kendi haline bıraktı. Medrese ıslahını yapamadı. Onun reform diye kastettiği şey medrese reformudur. Dini zihniyette reformudur. Yoksa bazılarının zannettiği gibi Lütercilik veya başka bir anlamda bir din reformu değildir. Aynen cedidçilerin yaptığı ya da işte son dönemde Osmanlı aydınlarında bir kısmının savunduğu Elmalı Hamdi Yazır başta olmak üzere yenilikçi bir anlayıştır. Bu da geleneğe yine uygundur. Ama eleştirdiği şey de haklıdır. Osmanlı gerçekten de modernleşme çabası içerisinde modern üniversiteleri giderek artırarak kurdu ama kendi 8'den önceki Abdülhamit en yakın dönem, Abdülhamit döneminde de bunu gördü. Fakat bu hep yukarıda gerçekleşti. Belli bir kitle içerisinde gerçekleşti. Bu arada medreseler, yani işin aydın kesiminin önemli bir kısmını ifade eden ve toplumla devleti bütünleştiren medreseler bir türlü yenileşemedi. Modern bilimleri, fen bilimlerini okutamadı. Hatta okutmadığı ve okutamadığı gibi karşı çıktı. Yani taassup sahibiydi. Dolayısıyla Osmanlı bu medreseleri bir hal yoluna koymadan modernleşmeyi yaptığı için skolastik anlayıştan bir türlü kurtulamadı Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı. Biz bunu gerçekten de mesela matbaayı açıyoruz ama matbaayı açtığımızda bastığımız kitap sayısı gerçekten çok az. Hele ki dini kitapların hiçbirini basamıyoruz. Modern anlamda ders kitaplarını da çoğu zaman ilk başlarda basamıyoruz. Çok sonraları. Onun için Akçura din anlayışının yenileşememesinden kaynaklı sebeplerle bütün Türk dünyasının da, bütün İslam dünyasının da ciddi badireler atlattığını ve hala yanlış yolda olduğunu söyleyen bir aydın. Bu anlamda onun tarihsel süreç, Cemalettin Afgani ya da Abduh'un da söylediği gibi tarihsel süreci de okuma çabası içerisinde, tabii ki doğru bir şekilde okuma çabası içerisinde şunu söylüyor. Diyor ki artık dönemimiz dine dayalı bir nasıl diyelim yorum gücünü kaybettiği için, ki bunu çok önceden kaybettik biz, farkında bunu Akçura. Kaybettiğimiz için şu anda din merkezli bir oluşuma gitmemizin bizim için hiçbir faydası yoktur. Çünkü o reformu yapmadan, o dini zihniyet reformunu yapmadan, yenilikçi bir anlayışı getirmeden böyle bir şeyi kurmamız mümkün değil. O zaman bizim millet esasına dayalı toplumsal yapıyı öncelememiz lazım. Burada dini dışlamak diye ya da din dışı bir laikliği getirmek gibi bir çabası yok aslında. Sadece ne var?
Afgani'nin de söylediği, Abdullah'ın da söylediği, artık milletler ayrışmaya başladı. Bu ayrışma kendi halinde devam edeceğe benziyor. Bundan kurtulmanın imkanı yok. O zaman Ziya Gökalp'in de Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmakta söylediğinin bir benzerini söylüyor zaten Akçura'da. Artık herkes kendi devletini kursun ama Türkler de kendi devletini kursun. Ama burada birbirleriyle kardeşliklerini de mümkün olduğu kadar devam ettirsin. Ama Türkler de kendi din anlayışlarını, kendi milletçilik anlayışlarını, milliyetçilik anlayışlarını, Türkçülük anlayışlarını geliştirebilsinler. Burada gerek Başkurdistan'la ilgili bazı gözlemleri, gerek Tataristan'la ilgili o dönemki Tatar bölgesiyle ilgili gözlemleri, gerekse İstanbul'daki gözlemleri bize onun gerçekten enteresan bazı yorumlar yaptığını gösteriyor. Batı'yı çok iyi biliyor. Batı'da okudu, Paris'te okudu. Batı'daki reform hareketlerinin farkında ve şunun da farkında. Batı'daki reform hareketleri dine rağmen gelişti. İslam dünyasındaki reform hareketleri dinle beraber gelişmek zorunda. Bunun farkında. Dolayısıyla Akçura dine şu şekilde mesafeliydi ya da bu şekilde mesafeliydi demek onun yazdığı makalelerin bütüncül olarak değerlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Ya da Berkes, Niyazi Berkes'in söylediği unutulma sebebi Ziya Gökalp'in biraz daha işte gerici ya da dini unsurları ön plana çıkartması Akçura'nın daha layık olmasından falan kaynaklanmıyor. Dönemin şartları Akçura'nın daha mütevazi, belki daha geri planda kalmak istemesi, hatta daha böyle nasıl söyleyelim kendisini biraz daha toplumsal yapı içerisinde, siyasi yapı içerisinde özellikle de uzaktan seyretmeye çalışan bir insan olarak nihayetinde tabii ki Türkiye'de yaşıyor ama kazanlı bir alim olarak elinden gelen çabayı gösterse bile Ziya Gökalp'in çizgisiyle aslında çok da uzak bir çizgiyi kendisi görmüyor kendisini. Türk yılında da bunu görüyoruz. Daha sonraki ölümüne kadar ki faaliyetlerinde de bunu çok rahat görebiliyoruz. Ama şu bir gerçek. Mesela hilafet hakkında görüşlerine baktığımızda değişik dönemlerde hilafetin kaldırılmasından önce 3-4 yıl önce bile yazdığı, konuştuğu veya hilafetin kaldırılmasından sonraki sıralarda yazdığı, konuştuğu şeylerde ciddi bir tutarlılık var. Hilafetin siyasi bir yapı olduğunu, bunun şu anda bir şey ifade etmediğini, hatta yanlış yerlere doğru bizi yönelttiğini çok rahat söyleyebilen bir aydınımız var karşımızda. Onun için Akçura'nın özellikle Türk toplumunun, bütün Türk dünyasını kastederek Türk toplumunun uyandırılması gerektiğini söylemesi zihninde Türk dünyasının gerçek manada birliğini ön plana çıkarmasını gerektiriyor. Niye gerçek manada dedim? Orayı da tamamlayayım. Ben şimdilik sözümü bitireyim. Akçura üç tarzı siyasette bir şeyden şikayet ediyor. Diyor ki ben Mısır'da bu yazımı Türk gazetesine gönderirken zannediyordum ki Mısır'da böyle bir Türk ismiyle gazetenin kurulması benim zihnimdeki gibi bir Türk dünyasının birliği anlayışını savunduklarını herkesin hatırlattı bana. Fakat gördüm ki bazı Türk aydınları ya da Türkçülük diye Türkçülükten bahseden, milliyetçilikten bahseden bazı Türk aydınlarının Türk kelimesiyle sadece Osmanlı merkezli, Osmanlı Türklüğü merkezli bir yapıdan bahsettiğini anladım ve buna çok üzüldüm diyor. Bugün de mesela Akçura'nın bu bakış açısını haklı kılacak çok fazla elimizde maalesef materyal var. Yani Akçura burada özellikle Türk kavramının bütün Türk dünyasını kapsadığını, Türk dünyasının çoğunluğunun kendisinin de ifade ettiği gibi Müslüman olduğunu biliyor. Buradan Müslümanlığın Türk dünyasının toplumsal refaha ulaşmasında, gelişmesinde, uyanmasında bir motor rolü oynayacağının da farkında. Ve bunun için ikisini bir arada değerlendirmek istiyor. Üç tarz siyasette de aslında bunu savunmaya çalışıyor. Ama maalesef Akçura'nın o birlikçi şuuru, yenilikçi şuuru Türkiye'de gelişen, 1908 sonrası gelişen Türkçü aydınlar arasında yeterince yerleşmedi. Belki biraz Ziya Gökalp'te vardı, sonraki bazı aydınlarda vardı. Özellikle Cumhuriyet'ten sonraki Türkçü aydınların bir kısmında maalesef, milliyetçi aydınların bir kısmında maalesef yoktu. Zaten o dönemde çıkan bazı akımlar da bu tür
düşüncelere aksül amel olarak doğdu. Yani bir genel Türklük kavramından ziyade Anadolu merkezli, Anadolu Türklüğü merkezli bir anlayışa doğru evrildi. Bu açıdan Akçura bizim için hala bugün hem mütevaziyle, mütevaziliğiyle, hem aydın kimliği ve kişiliğiyle, hem de yazdığı makaleler, düşünceleri, tahlilleriyle örnek olacak bir şahıstır. Ama dediğim gibi Akçura ile ilgili çok daha ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Bugün Türkiye'de en büyük handikaplarımızdan birisi bu. Akçura gibi son dönem Türk düşüncesine büyük hizmetler etmiş aydınlarımız hakkında bir YÖK test sayfasına girseniz, makaleler veri tabanına girseniz içler acısı bir durum vardır. Ama isim vermek istemiyorum. Çok sıradan ideolojik kimliği ön plana çıkmış insanlar hakkında bile onlarca doktora tezi yapılmıştır. Akçura gibi fikri derinliği olan, büyük mücadeleler vermiş olan bir insan hakkında bu kadar az çalışmanın olması Türkiye'de fikri kısırlığın ya da bu tarz konularda özellikle bazı eksikliklerin olduğu ya da bir takım eksikliklerimizin olduğunu açıkça göstermektedir hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdilik bu kadar yeterli. İbrahim hocam çok teşekkür ediyoruz. Özellikle belki o dönemlerde daha sonra da biraz arka planda gibi kalması, unutulması, evet. Biraz da siyaset dışı evet. Kalması, diğer Ziya Gökalp ne de olsa İttihat Terakki, Merkez Umumi Azarsa, Aydın Maydın evet. Daha böyle etkin olması ki bu siyaset dışı kalması Türk Ocakları gibi kökleri sağlam temellere dayanan bir kuruluşun siyaset üstü kalması, İttihat Terakki'nin evet. Kontrolüne girmemesi için Akşura'nın çok yoğun çabaları olmuştur. Evet. Yani belki siyasette içi dışı olsa bu kadar uzun ömürlü bir sivil toplum kuruluşu olamayabilirdi. Orada evet çok hocam. Büyük rolü vardı. Burada benim söylediğim bu birlik şuurunun da o Türk Ocakları'ndaki çizgisi açısından çok önem var. Çünkü tabii. Ziya Gökalp ne olursa olsun daha Osmanlı merkezli. Ne bakıyor olaylara. Tabii öyle bakıyor. Tabii dolayısıyla Akşura'nın o konuda çok büyük rolü var. Girişte de söylediğim gibi onu bütün Türklük davasını aslında evet, ortaya evet. Koyuyor. Bu çok önemli. Şimdi ben Abdullah Hocam'a dönmek istiyorum. Türk milliyetçilerin ve Türk ocaklarının bu bütün Türklerin bağımsızlığını kazanması ideali, Akçura'nın Türk birliği, bağımsızlık fikri, belki işte Akçura'nın, Gaspıran'ın dilde fikirde işte birlik fikirlerinin idealden gerçeğe doğru evet. Dönüşümünü biz 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra heyecanla bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nin kuruluşunu yaşadık. Yaşadı. Bu temelleri atan işte ana aydınlardan birisi evet. Yusuf Akçura. Yani kendileri evet. Göremedi ama bu tip toplantılar zaten sadece bir anma olarak da görmemek lazım. Belki 100 yıllık, 125 yıllık Türk fikir hayatı. Türkçülük fikrinin de bir muhasebesi, değerlendirmesi gibi de görmek lazım Akçura ekseninde. Bu açıdan baktığımızda değerli hocam, Yusuf Akçura'nın yani bu fikirlerin temellerini atan Yusuf Akçura'nın görüşlerinin Türk dünyasındaki etkileri, yeri nedir, evet. Nereye değerlendirebiliriz? Türk milleti için ne anlam ifade ediyor? Günümüz Türk dünyasına ışık da tutacak öngörüleri nedir? Bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Hocam ben de teşekkür ederek başlamak isterim hakikaten. Akçura Türk düşünce hayatının belki en önde zikredilmesi gereken isimlerinden birisi. Ve o bağlamda unutulan adam hikayesi bende belki vurup yapmak lazım ama bugün artık Gökalp'te unutulan adam. Evet. Diğerleri de unutulan adam haline dönüşüyor. Yani Türk milliyetçileri milliyetçiliği Necip Fazıl'dan öğrenmeye kalktıkları bir ortamda Türkiye'de kurucu kimliğin motivasyonunu sağlayan Türkçülük, milliyetçilik haliyle bir şekilde zehirlenmiş oluyor bunu ifade etmekten. İsterim. Tabii Akçura'nın bir doğduğu dönem nasıl bir dünyaydı ve nereden nereye doğru geçiş yaptığımızı da anlamak lazım. Belki bugününü anlamak için. Az önce siz hayat hikayesini
özetlediniz. İbrahim Hocam da onun kesitlerine değindi. Şimdi Akçura doğduğu zaman 1876 tam Osmanlı-Rus Harbi'nin öncesinde doğmuş. Ve Ruslar da bu Kırım Harbi'nin ardından Batı karşıtı düşüncelerle hem Kırım Harbi'nin sonucu olarak 1856 savaşının sonucu olarak Karadeniz'e, Balkanlara sirayet edememenin şeyiyle bütün ağırlığını Türkistan'a vermişler. Ve bir yandan köleliği kaldırmış, toprak köleliğini. Bir yandan Türkistan istilaya başlamış, bir yandan da fennin gücüyle, batıdan aldığı güçle, batılaşmadan aldığı güçle uzak şarka kadar demir yollarıyla ulaşan bir çarlık var. Ve bir yandan hürriyetlerle otokratizm arasında sarkaç gibi gidip gelen bir Rusya'nın şartında doğuyor. Ve doğduğu zaman da Akçura, işte Simbir bölgesi, Ulyanov şeyinde doğdu, Lenin'de doğduğu bölge. Burası Orta İdil bölgesinin biraz daha güney doğusunda, Kazan'a 400 km kadar bir mesafede bir bölge. Ve Kazan muhitinde, Kazan İdil Ural Türklerinin muhitinde bir bölge burası. Şimdi bu temsil edilen bu topluluklar, bunu Akçura kendi köklerini ve içinden çıkmış olduğu zihniyeti ve dönüşümünü analiz ederken bunu yapıyor. Zaten Akçura'yı da değerli kılan, az önceki işte üç tarzı siyasette de ifade edildiği gibi, onun çözümlemeler yapması, sorunun kaynağını anlamaya yönelik, sorunla yüzleşmeye ve anlamaya yönelik çabaları ve rasyonel, nesnel temelde çözümler, sebepler ve çözümleri ortaya koyması oradan kaynaklanıyor. Ve bu muhitte nasıl bir muhitin, nasıl bir zamanın adamı ve buna bağlı olarak da nasıl düşüncesi gelişti iyi anlamak lazım. Ve Akçura bunu kendi adına, kendi kuşağı adına, kendi cemiyet adına yapıyor zaten. Yani bunu yaparken de bizim Osmanlı şark münevverlerinin pek aşina olmadığı bir yöntemle yapıyor. Neyle yapıyor? Rasyonel bir kafayla yapıyor. Bu rasyonel kafa ister istemez onun teolojik zihniyetten uzak, bilimsel bir yaklaşım içerisinde olmasını gerekli kılıyor. Şimdi buradan hareketle doğduğu dönemde ilginç bazı anekdotlar var. Onun çocuk ölümlerinin çok olduğu bir ortamda dünyaya gelmiş ve ailesi onun belli bir yaşa gelmesini gördükten sonra adaklarda bulunmuşlar. Ve 1878'den sonra 93 Harbi'nin Türk esirleri bu bölgelere geldiği için kendi hatıratında anlatıyor. Ailesi adakta bulunmuş. İşte Türk esirlere yiyecekler ve kıyafetler hediye etmişler. Oradan da bir Osmanlı Türk'ü, onurlu bir esir, kendine yapılan bu izzet ikrama karşılık cebinde bulunan bir tütün kesesini hediye etmiş. Ailesine işlemeli bir tütün kesesi. Akçura onu babası erken yaşta öldükten sonra da babasından bir hatıra olarak, ama bu sembolik bir mahiyet taşıyor, onu Anadolu'ya, onu meselelere bağlıyor. Yani Türk'ün en ağır hezimetlerinden birisi 93 Harbi ve ardından Balkan faciası zaten benzer bir travmayı yaratacaktır. Ve zaten bu harp fiilen Osmanlı Devleti'nde sonunu getirmişti. Ve bu harbin sonucunda devletler muvazenesinde Osmanlı Devleti öbürlerinin devreye girmesiyle biraz hayat hakkı bulabildi. Yoksa 78'de çoktan Rusya'nın ve Batı'nın müstemlekesi durumuna gelmiştik. Şimdi bu şartlar altında bir uyanış çabası var. Sanayi devrimini ve ondan elde ettikleri gücü arkasına almış muazzam Avrupalı güçler dünyanın geri kalan bölgelerini bahusuz İslam dünyasını ve Türk dünyasını da müstemleke haline getirmişler. Osmanlı da zaten müstemleke olmuş, siyaseten yarı müstemleke, iktisaden de müstemleke olmuş. Yani sömürge olmuş. Bunu
Bu ifadeler zaten Akçura'nın ifadeleri. Akçura'nın çözümlemeleriyle onun kuşağını, dönemini ve değişimi anlatarak bugüne gelmek belki daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi bu şartlar altında onun temsil ettiği bir kesim var. Rusların bölgeyi sömürgeleştirirken, müstemlekhane getirirken Türk Tatarlarla kurmuş olduğu ilişki daha erken zamanda Kazan'ın ve daha sonra Kırım'ın ve daha sonra Kafkasya'nın istila edildiği bir ortamda Rusya'nın bu bölgelerle, Uzak Doğu'yla, Orta Asya'yla ticaretinde aracı unsuru oynayan Yusuf Akçura'nın içinde bulunduğu cemiyet ve Tatarlardan bir zümre II. Katerina zamanındaki bazı hatların verilmesiyle ki o da Avrupa'daki demokratik devrimlerin sonucunda, demokratik ideallerin sonucunda Rus Çarlığı'nın da ya da imparatorluğunun da kendini büyük diğer Fransız, İngiliz imparatorlukları gibi insani yönden de gelişmiş bir felsefi, bilimsel yönlerine gelişmiş bir imparatorluğa dönüştürmek çabalarının sonucu olarak ılımlı bir politika dönemine girmişlerdi. Bu politikanın sonucunda da Türkler, Tatarlar orada bir zümre oluşturmaya başladılar. İktisadi bir dönüşüm başladı. Bu ticaretteki aracılıkları bunlara hem Orta Asya'da bir bağlantı kurma, diğer Türk topluluklarıyla bağlantı kurma, onlara hatta elde etmiş oldukları bilgi, birikimi de aktarma imkanı verdi ki zaten mesela Kazak bozkırlarında, diğer bölgelerde Cedidizm'in veya İslamiyet'in bile yayılmasını temin edecekler. Bu gruplar olacaktır. Bu şekilde, bu etki üzerine olacaktır. Şimdi burada ortaya çıkan zümre tam da Akçura'nın doğduğu yıllardan itibaren Rus tahakkümü doğrudan Türkistan'ı da içine alacak şekilde yayıldıktan sonra ve bu bölgelerde Orenburg Valiliği, Türkistan Valiliği, Batı Sibirya Valiliği gibi artık doğrudan yönetim kurmaya başlayınca Rusya, Türk Tatarların bu yeni oluşan orta sınıfın aracılığına pek ihtiyaç duymamaya başladı ve böylece bunları tasfiye etmeye başladı. Buradan Akçura ailesinin de şeyi bozuldu. O zamana kadar işte Yusufovlar, Akçurinler, Hüseyinovlar gibi veya Kafkasya'da da daha sonra benzer durumlar, işte Tagiyevler, Nagiyevler gibi pek çok zümre var. Zenginleşen bir Türk sınıfı var. Orta sınıf ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yapı Osmanlı'daki milli uyanış veya batmakta olan imparatorluğun, ülkenin, müstemlekeleşen bir toplumun derdine çare bulma arayışlarını farklı perspektiften ortaya koymaya gerektiriyor. Dolayısıyla Akçura bizim Osmanlı münevverlerinden farklı olarak millet ve daha temelden sınıfsal temelli çözümlemeler yapar. İktisadi temelli çözümlemeler yapar. Bu yönüyle ayrışır ve konuya çok rasyonel yaklaşır. Şimdi intibah sözü bu dönemin en temel kavramlarından birisidir. Bütün Osmanlı'da da Rusya Türkleri arasında da bu vardır. Yani uyanış, kozgalış, uyanış, intibah. Bir şekilde batmakta olan bu gemiyi ne yapacağız? Tamir mi edeceğiz? Filikalara binip başka kıyılara mı gideceğiz? Veya yeni bir gemi mi inşa edeceğiz? Herkesin önünde farklı yol ayrımları da belirlemiş. Ama şu kesin ki gemi batmakta, su almakta boğulacağız, yok olacağız. Bu kaygıyla Akçura bunu zaman zaman gittiği seyahatlerde memleketine de gitmek zorunda kalıyor. Gittiği zaman mesela Kreşin Tatarlarını görür İdil boyunda bir seyahatinde. Onlar çok ilgisini çeker çocukluğunda. 90'lı yıllarda düzeltiyorum. Seyahatlerinde, hatıralarında bunu anlatır. Onların Rus kimliklerini kaybetme, inançlarını kaybetme, zorla baskı altındaki hallerinden müteassistir ve buna his dünyasında kendi milli köklerine, tarihine
niye bu duruma düştüklerine dair o yaşlardan itibaren bir arayış içerisine girer. Akçura'yı diğerlerinden ayıran hususiyet, bir başka hususiyet de diğer Rusya Müslümanlarından farklı olarak o Türkiye'de eğitim görmüştür. Yani Rusya Müslümanlarının bu tabanından gelmiş olmakla birlikte bu eğitimini Türkiye'de görmüştür ve Türk aydınları gibi, Türk aydınlarının yaşadığı, bu dönemki Türk, yenileşmeci Türk aydınlarının yaşadığı askeri sınıfta, Abdülhamit istibdadı karşısında çabalar. Bu yönüyle de onu diğer Rusya Türklerinden ayırır. Rusya Türklerine nispetle de onun Türkiye tecrübesi onu ayırır. Veya Türkiye'de de onu Rusya tecrübesini yakından talim etmiş biri olarak ayırır. Bu yönüyle aslında Türk dünyasının farklı kesimlerinde ortaya çıkmış olan bir uyanış, aydınlanma ve çağdaşlaşma çabalarının hepsini kendi şahsında toplamıştır. Yani Akçura sadece bir Osmanlı aydını değildir. Sadece bir Rus Müslümanı, Rusya Türkçülerinden değildir. O aynı zamanda çağdaş dünyayı tanıyan biridir. Dolayısıyla o dönemin bütün eğilimlerini şahsında tecrübe etmiş, sentezlemiş, terkip etmiş bir düşünce aydını, aydın olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi annesiyle işleri bozulduktan sonra işleri Türkiye'ye gelmeleri 83 yılı işte Türkiye'deki mektep, ilk mektep okuması, sonra askeri kuleliğe gidişi, askeri sınıf ayrılması, yüzbaşı iken işte hakkında açılan şey. Burada hayat hikayesinde başka önemli bir şahsiyet var. Belki ona da değinmemiz lazım. Ahmet Ferit Tek, onun yol arkadaşı. Onunla beraber Ahmet Ferit Tek mesela onun koruyuculuğun arkadaşı lehine savunma yapmıştır. O birkaç defa hakkında soruşturma açılmıştır. O dönem Abdülhamit istibdadının jurnal faaliyetleri ve buna karşı işte aydınların çeşitli yaşadığı zorlukları o kuşağın tamamı yaşamıştır. Belli hassasiyetleri olan. Akçura da bundan nasibini almıştır. Ahmet Ferit Tek de arkadaşını o noktada korumacı davranmıştır. O da beraber ömürlerinin sonuna kadar sürgüne gönderileceklerdir. Ama bir müddet sonra sürgünleri orada daimi olarak kalmaları yönünde affedilecek ve orada da bunlar kendilerine bir yol ayrımı çizeceklerdir. Ahmet Ferit Tek onun bu hayatın en muhatap zamanlarında hep yol arkadaşlığı yapmıştır. Mesela işte eşi Ahmet Ferit Tek'in eşinin kardeşidir Selma Hanım. O da biliyorsunuz Müfide Tek, Müfide Ferit Tek, Türkçülüğün kadın yazarlarından, Hadedip'ten sonra. Çok öncülerinden. Evet, öncülerinden birisi ve onun yazdığı Aydemir romanını biliyorsunuz. Aydemir romanı Akçura'yı anlatır aslında. Yani Akçura'nın ideallerini, Akçura'nın tipolojisini biraz değiştirerek, romanlaştırarak anlatmıştır. Yani yorumlar bu yöndedir. Yani ve o kuşakların, özellikle milli mücadeleye giren kuşaklar veya Kafkas cephesine, Azerbaycan'a gidenler, Şevket Süreyya mesela, bu heyecanla Aydemir soyadını almıştır. Ve Şevket Süreyya, Aydemir, Kafkasya'da bu heyecanın izlerini taşır üzerinde ve faaliyetlerini de yürütür diyorsunuz. Bunun gibi. Ahmet Ferit Tek'e belki değmişken onun üzerinden defaten farklı işte Fransa'da beraber okumaları, beraber kaçmaları Fransa'ya ve Yusuf Akçura'nın cezası olduğu için o dönememiştir. Ahmet Ferit Tek Türkiye'ye dönmüştür. Ama Yusuf Akçura olması gereken zamanda Rusya'dadır. Yani Rusya Türkleri arasındadır. Çünkü burada Türkiye'deki olduğundan çok farklı olarak, ikinci meşrutiyetten çok farklı olarak siyasi önderlik yapar. Burada Akçura'yı kendi soydaşları arasında ayrıştıran bir özelliği vardır. Mesela o liberal düşünür, özgürlükçü düşünür. Ve bununla yerel bazı hastalıklardan uzak olduğu için onun
tavırları bazen eleştirilir de orada. Mesela az önce İbrahim Hoca'nın ifade etmeye çalıştığı eleştiriler bu noktada olmuştur. Ama Akçura kadet fırkasıyla yani bu anayasacı Rus sosyal demokratlarla yapılan anlaşmanın, Müslüman ittifakının kurucular arasında yer alır ve öncülerindendir. Bu ittifakı hayata geçiren kişidir. Ben en çok onun mesela bu ittifak görüşmelerinde bilinçli olarak katet delegelerine karşı fasih bir Fransızcayla konuşma yapmasını ben şöyle anlamlı bulurum. Rus aydınları Türk Tatarlara karşı bir takım yukarıdan bakarlardı ve kendileri modernleşmiş, onları işte bundan bir haber görürlerdi. Onlar ancak Rus modernleşmesinin etkisi altında Rusların üzerinden ancak çağdaşlaşabilirlerdi. Ama karşılarında onların öykündükleri doğrudan Fransa'dan bibliotek düzeltiyorum Science Politik'te okumuş Albert Sorel'in öğrencisi olmuş bir Akçura vardır. Ve buradan da yüksek dereceyle mezun olur. Ve Fransız istihbarat raporları da Akçura'yla ilgili o dönemde tutulmuş. Kendi kayıtlarında da bu var. Yani diyor ki çok iyi eğitim almış. Çok ileri görüşlü. Yani daha öğrenciliğinde ve yazdığı tezde ve orada bulunduğu, muhitte bulunduğu şeyde bu intibayı doğurmuş Akçura. Ve orada Fransızca konuşarak kendilerine tahakküm etmek isteyen Ruslara karşı onlarla eşit hukuklu, onlar kadar insaniyetten, medeniyetten pay almış, hatta onlara tekaddüm edecek bir vasıfta kendini gösterir ve bu çok gerçekten etki de uyandırır. Her ne kadar Müslüman İttifakı'ndan milletvekili olamasa da iki defa engellenmiştir. 1906'da, 7'de. Ama Rusya'daki faaliyetleri Baba Köyü'nden başlayıp döndükten sonra Türk dergisinde yayınladığı Uçtarı Siyaset'ten sonra ticareti denemiş, başaramamış, müderrisliğe dönmüş. Baruddin'in işte sizin de ifade ettiğiniz. Ve gerçek yani mesleğine, gerçek aktif faaliyetlerine bu şekilde burada girişmiş ve dönüştürmüştür. Ve o Rusya Müslümanlarının önüne bir ufuk açmıştır. Şimdi bu dönem aydınları, kendi temsil ettiği kuşak yavaş yavaş Türk Tatar orta sınıfı Rus sermayesinin ve devletinin hedefine gelmeye başlamıştır. Bu kez bunlar kendi iktisadi çıkarlarını korumak için dayanışma içerisine girmek ve bir orta sınıf ideolojisi olarak milliyetçiliği bulmak durumundaydılar. Haliyle İslam tabii bir Hristiyan toplumda bir fanus işlevi görüyordu bir anlamda. Ama esas itibariyle Akçura Türk kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır. Ve Akçura'nın hayat boyunca aslında hep bir şey söyler. Yani ikirciklik hiçbir zaman olmamıştır çizgisinde. Doğrusal bir yönde Türk dünyasını ortaya çıkarmaya çalışır. Onun kafasında demokratik, laik, sosyal adaletçi bir cumhuriyet fikri vardır her zaman için. Yenileşmecidir ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, değerleri Akçura'nın idealleriyle büyük oranda örtüşür. Hani Türk dünyasına da atlayacağız biz buradan belki. Türk dünyası da aslında milli uyanış eksenli, her ne kadar daha sonra tahakkümlere düşmüş olsa da 91 yılında biz Soğuk Savaş'ın bittiğinde bir anda bir başka dünyanın kurulduğunu gördük. Yani yok olmamış bir Türk dünyasını gördük. Türklük alemi, Türk alemi fikri, Rusya Türklerinin, özellikle Akçura ile Ağoğlu'nun hem Sırat-ı Mustakim'de hem Sebil-ül Reşat daha sonraki Türk yurdunda işledikleri temel bir kavramdı. Ve bunlar Türk'ü görünür kılmaya çalışıyorlardı. Ve millet temelinde bir toplum inşa etme fikrindeydiler. Çünkü buna dayananlar kuvvet bulmaktaydı.
batıdaki güçlenen merkezler hep millet esasına dayanan uluslaşmış gruplardı. Apçura bunu öngörmekteydi. Ama Türk dediğimiz şey antropolojik bir varlıktı. Bunu yani feodal, geçmiş, arkaik unsurlar barındırıyordu ama vardı. Apçura ve onun temsil ettiği şey bunu sosyolojik bir milliyete dönüştürme fikriyatının mümessilleridir. Bu bakımdan Apçura'yı bugün uluslaşan Türk dünyasının, işte Kazak uluslaşması bir anlamda Türkleşmesi. Yani Azerbaycan'da tamam. Öncelikli olarak. Ve anayasalarına baktığımız zaman Türkiye'nin, Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin öncelikli olarak bu üçü. Bundan beslenirler ve Akçura'nın temsil ettiği uluslaşma, Türklüğün ortaya çıkarılması ve cumhuriyetçi, demokratik, laik düzenlerin kurulması şeklindedir. Şimdi Akçura Türk yurdunda Türk milletini ortaya koymaya çalışır. 1910'da Abdurrahman Şeref'in mesela hazırlamış olduğu bir tarih şeyi vardır. İmparatorluk, işte Osmanlı İmparatorluğu 2. Meşrutiyet'ten sonra hazırlatmış. Akçura buna sert bir eleştiri yazar. Der ki, bunda her şey var. Yani Osmanlı tarihi anlatılıyor. Her şey var. Belki boy olarak, kavmi olarak Türkmenler, şunlar bunlar da var. Ama her şey var, diğerleri var. Olmayan bir şey vardır. Türk yok. Yani Osmanlı'da Türk yok. Zaten 2. Meşrutiyet'ten sonra bunların şeyiyle yavaş yavaş imparatorluğun hanedanın milli bir hanedana dönüştürülmesi, Türk hakanı sözü, Türk devleti, Türk imparatorluğu, Türk alemi gibi kavramlarla bu çaba içerisine girerler. Ama gelişmeleri de doğrusal yönde fırsat buldukça bugünkü çağdaş, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti diye ifade ettiğimiz milli devlet, üniter laik devletin kurulması yönünde aslında hepsinin zımmen bir ittifakı vardır. Mesela bu çerçevede Akçura'yı biz halkçı fikirleri taşıyanlardan biri olarak görürüz Türkiye. Gökalp de halkçı fikirleri taşır ama onun halkçılığı daha çok Fransız popülizmasından gelir. Ama mesela Akçura, narotnizm, Rus narotnizmi ve Fransız popülizmasını kendi kafasında demokratizm olarak tercüme etmiştir. Yani Akçura'nın kafasındaki halkçılık demokratikliktir. Yani halkın, milletleşmiş bir toplumun belli sınıflarına dayanan demokratik haklarını ifade ettiği, taleplerini ifade ettiği, siyasete katıldığı demokratikleşmedir. Evet. Bu yönüyle Akçura hele hele bugün otoriterizmin, antidemokratik eğilimlerin farklı bölgelerde egemen olduğu bir ortamda Akçura bu anlamda bize ilerici, çağdaş, demokratik, katılımcı bir demokrasiyi de ifade eder. Bu yönü biraz bizim muhafazakar milliyetçiler tarafından pek hoşlanılmadığı için biraz da Akçura belki unutulmuş olabilir. Evet. Şimdi Akçura'nın temsil ettiği sınıf, yani burjuva sınıfı Türkiye'de oluşmamıştı. Ve Türkiye'de daha çok bürokrat, aydın olarak devleti kurtarma çabasındaki bir yenileşme çabası vardı. Yukarıdan aşağıya doğru haklar verilecekte bir çaba içerisindeydi. Ama Akçura'nın temsil ettiği, anladığı milliyetçilik daha sınıfsal temeldeydi. Abdurrahman Şeref eleştirdiği bir diğer nokta da Akçura'nın şudur. Burada tamam, millet yok, Türk milleti yok, bir şey daha yok. Hanlar var, beyler var, sultanlar var, alimler var. Yani hep kaydedilen var ama sade emekçi yok, sade Türk köylüsü yok. Yani halk yok der. Bu anlamda o toplumsalcıdır. Yani toplumun alt katmanlarını. Çünkü Akçura'nın görüşü Rusya'daki tecrübeleri de şunu göstermiştir ki
Türkler aynı zamanda sınıfsal basamağın da alt kesiminde yer almaktadırlar. Hakları gasp edilen, ezilmiş kesimlerdir. Bu sadece emperyalistlerin ülkeleri sömürmesinden başka bir şeydir. Aynı zamanda zahmet dediği, yani Akçura'nın, bu ağaların, şeyhlerin, işte her yerde bir şekilde toplumsal düzende, sınıfsal yapıda da Türk'ü ezen bir sistem vardır. Akçura bununla sıradan Türk insanının, ister Türkiye'de, ister Azerbaycan'da, ister İdlib bölgesinde aydınlanması, siyasi katılım içerisinde olması ve mesela bir diğer konu da kadın sorunudur. Ki Türk aydınlanmasının Türkiye'de de, şeyde de, Türkçülerin bu konudaki öncülüğünü ifade etmek lazım. Kadının toplumsal hayata katılması yönündeki ilerici tutumlarını da ifade etmek lazım. Bunu temsil ederler. Aslında Akçura Türkiye'de demokrasinin, çoğulculuğun temsilcisidir. Mesela bu anlamda Türkçülüğü kendisi iki kola ayırır. Yani sorunuzu aslında buradan bağlamak istiyorum hocam. Belki uzatıyorum ama. Şimdi o 1919'da döndükten sonra, ki bu iki görevi daha var. Bu da çok önemli. Rusya mahkumu Türklerin hukukunu, Türk Tatarların hukukunu koruma cemiyeti olarak kurulan ve Birinci Dünya Savaşı şartları altında Berlin'de, İsviçre'de, Stockholm'de, çeşitli Zürih'te vesairede bulunarak konferanslar verirler ve muhtıralar hazırlarlar. Ve bu heyete Kafkas Cemiyeti ile birleşerek bunlar Türk Tatarların insan haklarını dünyaya duyururlar. Yani Akçura şunu der, Türkler insaniyet olarak haklarını alamıyorlar. Türk halkı sınıfsal olarak en alt basamakta yer alıyor. Dolayısıyla onun kafasındaki Türkçülük, Türk'ün dünyada hak ettiği itibarı, hakkı alamamasının, Rusya Müslümanların eşit hukukluluğu, evet, veya işte Anadolu köylüsünün zahmet altında ezilmesi, ağaların, beylerin zulmü altında ezilmesini de temsil eder. Bu yönüyle Akçura biraz sosyal demokrat Türkçülüğü de temsil eder Türkiye'de kol olarak. Ve çok yakın dostu Ahmet Ağaoğlu'yla bu konuda demokratik Türkçülük konusunda ayrışırlar. 1919'daki kongrede o iki Türkçülüğün iki kolundan bahseder. Biri demokratik Türkçülük, biri taarruzi, imperyalist Türkçülüktür. İmperyalist Türkçülük der, her ülkede olan ve özellikle Avrupa'da olan diğer nasyonalistlere benzer der. Şansı yoktur der. Ve Akçura rasyonel düşünür. Bolşeviklerle mesela ittifakı uygun görür. Mesela o anlamda Abdülreşit İbrahim'le yollar ayrılmıştır. Abdülreşit İbrahim bu tarihlerde İstanbul'dadır. Ve o aşırı Rus karşıtlığı onun stratejik düşünmesine engel teşkil eder. Ve o başka işlerle uğraşır. Ve Akçura buna bağlı olarak mesela Abdülreşit İbrahim'i Türk yılında, Türkçülüğün tarihinde yer vermez. Yani bu gibi konular belki bugüne kadar çok konuşulmamış olduğu için biz biraz doğrusal bir anlatıyla Akçura ve bu dönem aydınlarını tek düz eleştiriyoruz. Aslında kendi aralarında da düşünce zenginliğimizi oluşturan ve bizim ufkumuzu açacak farklılıklar var ve bu farklılıklara da ayrı ayrı anlamlar yüklememiz lazım. Akçura mesela 2. Mecliste iş mecellesinin çıkarılmasında, halka doğrunda daha çok hep mesela iktisadi temelli Pavrus Efendi'yi yazdıran, yani iktisadi çözümlere yönelir. Siz zaten üzerinde çalıştınız hocam, biliyorsunuz. Alexander Helpent diye bilinen. Osmanlı'nın nasıl nim müstemleke, yani yarı sömürge oluşunun çözümünü, yani Cumhuriyet'in iktisadi bağımsızlık fikirlerini savunuyor. 1925'ten sonra Şeyh Said İsyan'dan sonra muasır Türk Devleti'nin özellikleri üzerine yazdığı deneme gerçekten çok önemlidir o anlamda. Orada toprak reformunu, Türk köylüsünü ezen bütün bu feodal nizamın kaldırılmasını öngörür.
Bu yönüyle aslında Türk dünyasında demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin temsilcisidir. Ve Türk dünyası gelecekte bu temellerle birbirine yaklaşacaktır. Yakın mesai arkadaşı Ahmet Ağoğlu ondan demokratik Türkçülük bakımından Gökalp'de Ağoğlu'nda biz Akçuray'da demokratik Türkçüler olarak tanımlıyoruz. O da kendisi de bu kategoride değerlendirir. Bir dizi daha tabii. Bu kategoride değerlendirebileceğimiz değerli aydınlarımız var. Bu anlamda Ahmet Ağoğlu daha çok bireysel haklar üzerine liberal Türkçülüğü temsil ederken o daha çok toplumcu Türkçülüğü temsil eder. Bu yönüyle aslında Türk siyasetinde de gördüğümüz ikili bir kol. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu yola girmişti ama acı tecrübelerle belki bu kol Türkiye'de Türk siyasetinin yöneten bir demokrasi, işleyen bir rejim olmasını bazen inkıtaya uğrattı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Akçura çizgisini temsil edecekken Ağoğlu çizgisini Demokrat Parti temsil eder şekilde kurmuştu. Zaten Serbest Fırka deneyimi. Serbest Fırka'daki Ahmet Ağoğlu deneyiminin takipçisi oğlu Samet Ağoğlu mesela Demokrat Parti içerisinde var olmuştur. Akçura her ne kadar erken ölmüş olsa da yani şeyde 35'te vefatında aslında kurguladığı, Cumhuriyet'in kurguladığı şey Türk dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bir eğilimdir. Bugün diğer Türk cumhuriyetlerinde de yani demokratikleşme, işte toplum feodal bağların mümkün olduğunca Türk halklarını ezmesini önleyecek koruyucu yasalarla emeği koruyacak, hukuku koruyacak, bireysel hakları koruyacak şekilde gelişmeli ve Türk siyaseti milli, üniter, laik devlet şeklinde ki zaten mesela Azerbaycan da böyle kurulmuştur. Yani anayasalar en azından her ne kadar tatbikatta sorunlar olsa da ve özellikle Kazakistan mesela bu perspektifi çok iyi temsil eder. Akçura'nın Türk uluslaşmasındaki tarihe bakışı çok önemlidir. Yani bu anlamda mesela Türk Tarih Kongresi'nde başkan olarak 32'de sunmuş olduğu bildiride Avrupa'daki emperyalist nasyonalistlere çok eleştiri getirir ve mesela bu anlamda Gabon'un şeyin tezini yani ırkların eşitsizliği şeyine eski antropolojik görüşleri çok sert eleştirir. Ve şunu der Akçura, biz bir halkın ezilmesi düşmanlığından değil, biz halklara hürmet esasına dayalı bir anlayışa sahibiz der. Ve ırkların eşitsizliğine dayanan Avrupa'daki ki daha o tarihlerde nasyonalizm yani şey Alman nasyonalizmi dünyayı kana bulamamıştır. Buna şiddetle karşı çıkar. Yani şimdi tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan nazizme heves eden bazı Türkçüler olmuşlardır ama Akçura'yı ayıran ve ana akım Türkçülüğü, ana akım milliyetçiliği ayıran Akçura'nın perspektifidir. Ağoğlu'nun perspektifidir ve Gökalp'in perspektifidir. Bu anlamda biz Cumhuriyeti kuran, Türk dünyasını oluşturan ana akımı bu perspektifte bulmamız lazım. Ve geleceğimiz de ancak buradan sağlıklı bir şekilde yürüyecek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Özellikle Yusuf Akçura ve onun temsil ettiği bu Türkçülük anlayışını bir anlamda günümüze ışık tutan bir yüzyıllık değerlendirmesini de bu konuşmanızda yapmış oldunuz. Geldiğimiz noktada artık Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının da 30. yılı malum bu sene. Türk Geneşi gelişerek Türk Devletleri Teşkilatı da kuruldu. Bu Türkçülüğün temelini atan bu aydınlarımız göremese de bugünler gerçekten sağlam bir fikri temel atmışlar ki bugünümüze hala ışık tutuyor. Türk milliyetçileri, onların yolunu, onların ülkelerini devam ettiren insanlar bugünleri gördü. Evet. Yani biz şanslı biz şanslı bir nesliz o anlamda. Şimdi bazı sorular var. Eğer ilave etmek istediğiniz bir şeyler yoksa hocam sorulardan mı gidelim? Olur, olur. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi Abdullah hocam
önemli bir konuya şey yaptı. Gerçekten demokratik Türkçülük kavramını kullanan insan evet. Akçura. Evet. Bu önemli yani Türkçülük evet. açısından. Yani kurulacak rejimlerin demokratik temelde olması. Artık bu geçmişteki olduğu gibi olmayacağını bu işten ortaya koyuyor. Şeyh Said isyanı üzerine de ciddi şeyleri var. Siz evet. kısmen değindiniz. Çünkü Şeyh Said isyanı gelecekte çok büyük bir tehlikeye dönüşebileceği endişesini taşıyor Akçura. Malum İngiltere, Rusya Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğünü ayırmak için Kafkaslar'da bir Ermenilerden oluşan bir set oluşturma evet. yolunda çok ciddi gayret sarf etti. Bunu Paris görüşmelerinde Lloyd evet. George bizzat söylüyor. Bunları başka Kafkas türlü diyor Mustafa. Bunları başka türlü baş edemeyiz Türk milleti birleşmesin diye. Daha sonra da bu bir çıban başı olarak bölücülüğün çıkacağını gören aydınlardan. Bu açıdan sizin vurguladığınız şeyi ben önemsiyorum. Çünkü Şeyh Said isyanından sonra yazdığı yazılarda bu bölgedeki ağa ve şeyhlere dayanan bu yapının mutlaka giderilmesi gerektiğini, isyanlar bunlar olduğu müddetçe devam edeceğini, mutlaka toprak reformu siz vurguladığınız şart diyor. Çünkü yapıyı başka türlü millet bütünlüğünü sağlayamazsınız. Ve o devletin bunları yaparak bölgede hakim olmasını, Türk kültürü ve dilinin bu zemin üzerinde bu bölgede yaygınlaştırılabileceğini, bu ağa şeyhlerin bir takım evet. dirençleri kırılarak çok önemli. Yani evet. o gündür bugündür hala Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldır da PKK terörüyle boğuşuyor. Toprak zamanında yapamadık. Yapamadık. Bir takım evet. temel görüşlerini o zaman da gerçekleştiremediğimiz için. Bir diğer taraftan da Türk yurdunda önemli bir köşesi var aksiyonun isimsiz evet. çoğuza. Türk aleminde. Evet. Şimdi Osmanlı'ya, Anadolu'ya, İstanbul'daki öğrencisine, aydınına, Balkanlısına neyse Türk aleminden bütün Türklük perspektifi kazandırıyor da evet. çaktırmadan. Yani tabii. o Türk dünyasında haberler veriyor aslında. O kavramı da ilk kez kullananlar. İlk yani. Kez kullanıyor. İlk kez kullanıyor ve sürekli bütün Türk dünyasına haberler vererek o Türk milleti kavramını aslında yerleştiriyor zihinlere. Yani sınırlar bizi bölse de aslında evet. millet birliğimiz var. Aynı kaderi paylaşıyoruz, aynı sevinçleri evet. yaşayacağız, aynı acılarla dertleneceğiz. O duygu çok önemli. Akşon'un verdiği perspektif zaten Cumhuriyet'le birlikte işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda tabii Osmanlı devleti yıkılıp yeni bir milli mücadeleye atılanlar nitekim bu dönemin aydın, asker, sivil aydınları ve o fikir atmosferine yetişen insanlar, milli mücadeleye ruh veren insanlar. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde toplanan o milliyetçi akım aslında evet. Anadolu'daki müdafaa cemiyetini ve daha sonra da Cumhuriyet'i kuran kadrolar, bu kadrolar son derece önemli. Ben sorulara geçeyim, onlar üzerinden de biraz devam edelim. Sohbetimize. Şimdi Gülperi Mezgi Saban, hocam Türkçe aydınlama neden dinle birlikte gelişmek zorunda diyor İbrahim hocam. Burada gene benzer bir soru var. Onunla birlikte de sorayım. Mustafa Asmutlu Akşura'nın dayandığı milliyetçilik anlayışında İslam dini göz ardı edildi mi? Diyor. Yani evet. halbuki burada bir cümle söyleyerek ben bu sorular üzerine sözü size bırakayım. Akçura'nın şöyle de bir şey var biliyorsun. İslam dünyası sömürgeleşmiş. Tabii. Rusya, İngiltere, Fransa diyor ki Akçura, bu sömürgeleşen artık gücünü tamamıyla kaybeden veya kitleler önünde de kaybettiği algısı uyanan İslam'ın Türklüğün bu İslam dünyası, İslamiyet'e yeni bir dinamizm, yeni bir canlık ve ruh vereceğini. Evet. Onun için de bu Türkçülüğün canlanması gerektiğini savunan bir aydınımız. Yani o dönemdeki dolayısıyla, aydın hep böyle düşünüyor. Yani bu çerçevede sorulara cevap verebilirsen birkaç soru var, onu da hocama soracağım. Tamam. Şimdi öncelikle niye İslam'la birlikte ya da dinle birlikte olmak zorunda? Aslında siz ona dair bir işaret verdiniz. Sorunun aslında cevabı buradan başlıyor. Hiçbir toplum inançsız olmaz her halükarda. O toplumu ayakta tutan şey de o inançtır. Zaten milletin tarifinde de bu vardır. İnanç birliği, evet. kültür birliği, inanç birliği, dil birliği. Dolayısıyla
Akşura zaten ceditçilik geleneği içerisinde de kendisine yer bulmuş bir isim. Bütün arkadaşları ceditçiler ve bunlarla beraber hem İstanbul'da hem Kazan'da faaliyet içerisinde. Ve dinin, sizin de demin söylediğiniz gibi dinin mevcut anlayışıyla skolastik olduğunu ama aslında dinin özünde hem Türklüğü koruma noktasında Rusya'daki aktif rolüne değiniyor hem de dediğiniz Atatürk'ün özellikle 1930'lardan sonra belki yapmak istediği birçok daha şey vardı ama Osmanlı'nın yapamadığı ama Cumhuriyet'in yapmaya çalıştığı aslında Akçura'nın Gökalp'in de söylediği şey hatta Said Halim Paşa'nın da söylediği bir şey. Nedir o? Türkler Araplaştıkları için o tarihleriyle beraber dinlerini okuma, dinleriyle beraber de tarihlerini okuma şuurunu kaybettiler diyor. Bunu kaybedince ne oluyor? Yenilikçi ruh da kaybolmuş oluyor. İşte Akçura'nın yapmaya çalıştığı bu. Normalde inanç sizin toplumsal dinamiklerinizden biri. Eğer bunu ihmal ederseniz ki Akçura asla ihmal etmedi bunu. Hı. İhmal ederseniz varacağınız bir nokta yok. Zaten o üç tarzı siyasette çizmeye çalıştığı profil de bu. Ama dediğim gibi şunu bazıları biraz sanki ihmal ediyor gibi geliyor bana. Atatürk için de aynı şey söyleniyor biliyorsunuz. İşte efendim İslam hukukunu bir kenara bıraktı, işte modern hukuku aldı. İşte bilmem şunları şöyle yaptı. Akçura'da, Atatürk'te aynı çizgide düşünüyorlar. Bakın neden? O güne kadar Osmanlı modernleşmesi başarılı olamadı. Neden başarılı olamadı? Mevcut düzenlemeler, Ahmet Cevdet Paşa'nın o mecelleyi, ahkam-ı adliyesi ve benzerleri. Hukuk durmuş, hukuk diye bir şey kalmamış zaten. Yani İslam hukuku dediğiniz çok önceden aslında bitmiş. O Ebu Hanife'nin canlandırdığı ilk etapta maslahata dayalı, kamu yararına dayalı, örfe dayalı, akla dayalı anlayış maalesef bitmiş. Akçura bunun farkında ve ceditçiler de bunu gördüğü için İstanbul'da da bunun olabileceğine inanıyor. Çünkü evet. İstanbul'da öyle bir ceditçi anlayış aslında yok. Sadece birkaç kişi etrafında bu dolanıyor. Çünkü Şeyhülislam'ın otoritesi o kadar güçlü ki kaç yıl önce Cevdet Paşa'ya bile rahat bir mecelle yaptırmamışlar. Tabii Cevdet canım, Paşa tabii. Batı hukukundan da alacağım diyor. Onun için Atatürk'ün çok de... Çok güçlü bir kişilik. Tabii çok güçlü bir kişilik olmasına rağmen. Hani tabir caizse Osmanlı'nın 1917'de yaptığı aile hukuku kararnamesine bakın, diğer şeylere bakın. Klasik İslam hukukundan çok başkalaşılmış zaten. Tabii. Mecburen. Osmanlı zaten bir de sultan yasası da uyguladığını biliyoruz. Devvaniye dayanarak Cevdet Paşa'nın tezakirinde var. Sivil mahkemeleri kurmaya çalıştığını biliyoruz. Bir tıkanma var. Bu tıkanmayı aşacak formülü Abdullah Bey'in demin dediği burada da gerçekçi bir tavrı var. Yani olan olayları çok iyi okuyor ve bu süreçte başka bir yere gitme ihtimalimiz yok. Evet. Onun için bazılarının zannettiği gibi de böyle bir de yorum yapılıyor biliyorsunuz. İşte dinin olduğu yerde gericilik vardır. Dinin olduğu yerde işte skolastizm var. Böyle bir şey yok. Şeyler. Bu ucuz sloganlar ve yanlış sloganlar. O dönemin Türkçe aydınları, Gökalp bilhassa, Türk Ocağı çevresi, Türk Ocağı'nın çok güzel yayınları var o dönemde. Tabii. Bunların çoğu bilinmiyor aslında. O makaleleri tekrar tekrar baktığımızda veya İslam Mecmuası, yine Türkçü çevrenin çıkardığı bir dergi Rusyalı aydınlarla. Bunlara baktığınızda buradaki din anlayışının kesinlikle toplumu daha ileri bir anlayış düzeyine, daha insaniyetçi, daha ahlaklı bir düzeye getireceğini söylüyor. Şura-i Ümmet'teki herhalde bir makalesinde olacak, yanlış hatırlamıyorsam Akçura diyor ki milletin, Abdullah Bey'in dediğini o da doğruluyor. Milletin diyor kendi kaderini kendisi tayin etme hakkı vardır. Bakın bu ceditçilerde şey. Var olan şey şudur bakın. Ceditçilerin sloganı şudur. Hayatlı bir din, dinli bir hayat. Dinli bir hayat. Ve yine ikinci İslam bir mecmuasının tabii. Ve yine sloganlarından biri din Allah için değil insan içindir. Yani biz Allah kavramını, din kavramını, demokrasinin kılıcı gibi tepede tutup toplumu ona göre şekillendiriyoruz. Halbuki dinle beraber hayat gidiyor. Bunun farkında aslında. Evet. Akçura ona dair kader anlayışıyla ilgili o Şura-i Ümmet'teki makalesinde diyor ki Osmanlı toplumu ehli sünnettir aslında ama diyor. Hanefidir ama diyor. Eşari. Cebriyecidir diyor. Cebriyecidir diyor bakın. Açık. Ki o dönem Said Halim Paşa'ya da bakın. İslam dünyası neden geri kaldı diye o dönem bütün tartışmalarına bakın. Ne vardır orada? Tabir caizse İslam toplumu adeta dini
önceden tamamlanmış, bitmiş, bu Arap dünyasında var olan bir şey. Asr-ı saadete dönersek kurtuluruz. Yok böyle bir şey. Ne yapacaksınız? Bugünkü hayatı, bugünkü anlayışla, adalet perspektifinde yeniden kurgulayacaksınız. Akçura'nın onun için dinden uzak ya da dine mesafeli bir tavrı yok. Şartlar bunu gerektiriyor. Demin dediniz, evet. Bugünkü şartlar şu anda toplumda ciddi bir dine karşı kayıtsızlık oluşturuyor. Neden? Çünkü hiç kimse dine karşı herhangi bir şekilde, tabir caizse, dinin günlük hayattaki herhangi bir şeyini cevapladığını düşünmüyor. Evet. Anlattığımız değil mi? Evet. Bu maalesef. Onun hocam bu çok teşekkür ediyorum. Bu birkaç soru daha var. Vaktimiz olduğu müddetçe sorulara da cevap vermeye çalışalım hocam. Cumhur kaygısız, kıymetli hocalarım, ilim hayatı boyunca Türkiye'deki milliyetçi akımlara teorik bir çerçeve çizmeye çalışan Yusuf Akşuran'ın Anadolu kaynaklı Türk milliyetçiliğinin farklı bir seyir izlemesi üzerine Turan fikrinden topyekun vazgeçtiği yönde ifade edilen görüşlere katılır mısınız diyor. Bir diğer soruyu da özellikle soracağım yanında. Yusuf Akşuran'ın milliyetçilik fikirlerini tam olarak şekil aldığı Paris'teki öğrenimi dönemi olduğu hususunda uzlaşma var mıdır? Bu zaten burada siz de ikiniz de kısmen değindiniz buna. Bir diğer soru da üç dar siyaset kadar önemli bir makalenin Türk tarihinde başka örneği var mıdır? Diyor. Evet. Bu önemli sorular. Çünkü 118 yıl önce yazılan bir makalenin bu çağda bile anlam bulma sebebi ne olabilir? Diye şimdi sorular var. Şimdi şu şekilde ifade etmek lazım. Hemen ona gelmiş. Evet, evet. İbrahim Hocam da birkaç, az önce tabii konuştu zaten üzerinde ama ben onu Thomas Paine'in sağduyu kitabına benzetirim. O Amerikan milliyetçiliğinin, Amerikan uluslaşmasının temelidir biliyorsunuz. Ve İngiliz sömürgecisi olarak Amerika'nın devam edip etmeyeceği konusunda Amerikan toplumun o dönemde karmaşık işte İngiliz dominyon olan Amerika'da bir yol ayrımındayken Thomas Paine bunu ortaya koyar ve yol çizer. Ve aslında Amerikan uluslaşmasını temin eden onun küçük hacimli kitabı bizim Erol Güngör de Dünyayı Değiştiren Kitaplar bağlamında ona değinir çevirmişti zaten. Bu kitaba benzetirim ben. Çünkü Türklerin önünde ya da Müslümanların önünde yollar belirmiştir o dönemde. Ve o Türk özellikle Türk dünyası, işte çağdaş Türk dünyasında oluşturan budur. Şimdi Azerbaycan'da demokratik cumhuriyet kurulduğu zaman o fikirler de vardı, düşünüldü hatta. Ama kimse Osmanlı Şehzadesi'nden birini getirip orada bir monarşi kurmadı. Bağımsız bir demokratik Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ama elbette Türkiye ile bağlantılıydı. Yani ve daha sonra bugün sessizce ortaya çıkan, yani 91'den sonra birden karşımıza çıkan Türk Cumhuriyetlerinin diğer İslam dünyasındakinden çok farklı olmasının sebebi budur. Yani işte Arap dünyası da bir takım süreçlerden geçti. Orada feodal yapılar, krallıklar vesaire hayatta belli bir bölgede özellikle. Ama Türk dünyasının tamamında şu anda hiçbir monarşi yok. Yani republikacı, evet, cumhuriyetçi. Bu yönüyle Akçura'nın bir de belki öbür konuyla da ilgili şunu da ifade etmekte fayda var. Manevi hayatın millileşmesidir bizim Türklerin derdi. Yani evet, iktisadi hayat nasıl millileşiyorsa manevi hayat da millileşecek. Bunu bütün batıda güçlenmiş, uluslaşmış toplumlar gerçekleştirdi. Ruslar da Ortodoksluğu millileştirdiler. İngilizler Hristiyanlığı millileştirdi. Fransızlar sert bir laiklikle dize getirip millileştirdi inancı. Uygulamalarla. Yunanistan bile Ortodoksluğu, evet, anayasasına. Tabii. Dolayısıyla bu millileşme, inancın millileşmesi, manevi hayatın daha doğrusu millileşmesi, ki Türkler buna erken zamanda girmişlerdi zaten. 14. yüzyıl, 15. yüzyıla kadar İslamiyet Türk yaşam tarzına uygun şekilde Türkçe hatta ayinleri yapılan bir milli inanca dönüşmüştü. Daha sonraki süreçte işte az önceki ifade edilen Cebriye, Eşariye gibi güney eyaletlerden, Mısır'ın fethinden ve Arap coğrafyasından gelen ve geri kalmayla birlikte zihniyetin daralmasıyla ortaya çıkan durumun düzelmesi için
mutlaka milletleşmemiz için bu gerekliydi. Hala da gerekli. Manevi hayatın millileşmesi. Yani hala bugün bile aklı başında hep tartışan Akçura da diyor bunu. Hüdaya hoş görüyor, Tanrı'ya düşman yani. Yani Hüda diyebilirsin Tanrı'nın adını ama Tanrı diyemez. Yani Türk'ün ruhuna ifade edecek şekilde İslam'ı anlatmayı şey görüyor, abes görüyor. Belki diğer soruyu da tamamlayıp ben söz almışken bitireyim. Akçura'nın gerçekçi olduğunu ifade edebiliriz. Turancılık o dönemde Birinci Dünya Savaşı şartları altında savaş şartlarında gündemde olan bir fikirdi. Yani siyasi Türkçülükle karşı cepheye zarar vermek esasına dayanıyordu. Ama ondan sonra ortaya çıkan perspektif siyasi birlik tek bir askeri güç altında toplanmaktan öte her bir Türk dünyasının ayrı gelişimini tamamlayarak kendi arasında siyaseten, iktisaden, sosyal, kültürel yakınlaşmayı temin edecek bir süreci başlattı. Dolayısıyla bu Türk dünyası sürecidir zaten. Türklük alemi sürecidir ve çağdaş Türk dünyası evet. işte kurulan, ismini değiştiren Türk Keneşi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşme sürecinde de aslında bu vardır. O dönemin şartlarındaki Turancılık'la bu dönem, o farklıdır. O siyasi harp şartları altında bir iştiyak yaratmanı. Abdülhamit'in İslamcılığı gibi. Evet, yani, siyasi. Yani genel tabi bütün bir dönüşüm yaşıyor. Evet. Gökalp'te de vardı. Tabii. Turancılık'tan evet. Türkiyeciliğe tabii. dönüşüm. O dönem Türk aydınlarına... Ama Türk dünyasını unutmak anlamına gelmiyor. Hayır, asla. Asla. Ama yani o günkü siyasi konjonktürde belli yerlere odaklanma Türk gibi. Türk dünyası, değil mi? Türkleşmenin de yani o Cumhuriyet'in en şey zamanında bile yani Sovyet ağırlığı zamanında bile biz Türk dünyasını, antropolojik varlığını uluslaşmak için kullandık. Yani soyadlarımıza bakın şimdi mesela her birimizin soyadlarında Türk dünyasından esintiler var. Yani. Var, tabii. Dolayısıyla hani Türk bizim uluslaşmamız için Türk dünyası kavramı itici bir rol oynamıştır ve hala da oynar. Onu ifade etmek istiyorum. Zaten biliyorsun bağımsızlıklarını kaybeden Türk bölgelerinden kaçıp gelenler de hep Türkiye'ye gelmişti. Tabii. Türk ocakları da bunların önemli karargahlarından birisi yani, zaten biliyorsun. Atatürk'te onları Sovyetleri hiç yapmadan entegre etmiş ve Türk devletinin... Sahip çıkmıştır yani. Sahip çıkmıştır. Bu önemli bir şey. Tabii. Yani Anadolu'da yeniden toplandık ve şimdi yeniden işte kucaklaşıyoruz. İstanbul işgal edildiğinde de ilk önce Türk ocakları zaten. Türk ocakları işgal ediliyor tabii. Sırf o yüzden zaten. İbrahim Hocam bu üç tarzı siyasetle ilgili siz bir şey söylemek ister misiniz? 118 yıl önce yazılan makalenin hala anlam bulması sebebi nedir tabii diyor. Tabii ki işte biraz deminden beri, baştan beri konuştuğumuz şey esasında gerçekçi olması, tahlillerin derinlikte olması onu önemli kılıyor. Sadece o da değil hatta. Ben üç tarzı siyaseti tek başına okuma taraftarı da değilim. Üç, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Türkçülüğün esasları. Türkçülüğün esaslarından önce. Türkçülüğün esası çok sonra olduğu için ben o dönem için söylüyorum. Akçura'nın üç tarzı siyaseti ve Hüseyinzade Ali'nin elimiz dilimiz makalesi. Çünkü zaten bu üç aydın bir Azerbaycan'dan birisi Kazan'dan, birisi de Türkiye'den bir aydın, İstanbul'dan bir aydın aynı perspektifte buluşuyorlar. Mesela kavramları da düzgün kullanmak şartıyla. Ne diyorlar? Muasırlaşmak, Avrupalaşmak. Avrupalaşmak değil, Avrupalaşmak diyor. Niye? Çünkü oradaki amaç Avrupa'nın o tekniğini ya da Avrupa'nın o zihniyetini, medeni zihniyetini tabir caizse dönüştürmek, kendimizi almak. Bu açıdan üç tarzı siyasetin ufkunu hala bugün yakalamaya çalışmamız şu açıdan oradaki eleştirdiği kısım bizim için de çok önemli. İlk kez Türk dünyası kavramını kullanan bir isim. Kullanarsın. Ve buradaki çok geniş bir kavram etrafında kullanıyor. Ben hep söylüyorum mesela Türkiye ne kadar çabalasa da şu anda hala Akçura'nın o zihniyetine hala bakın Türk soyuyla, şunuyla, bunuyla niye gelemedi? Bakın çok basit bir örnek vereyim. Biz hala Türkiye'de birçok işte Ahmet Yesevi Üniversitesi kurduk, Manas Üniversitesi kurduk. Ama bizim yapmamız gereken önemli bir aşama daha vardı. Timur Üniversitesi kurmak. Henüz onu yapmadık. Taşkent'te kurduk inşallah. Yıldırım Beyazıt'ı kurduk. Ortak üniversite olarak belki Taşkent'te bunu kurmamız lazım. Niye? Çünkü Timur Akçura'nın çünkü Cengiz Han'dan başlayarak
Türk tarihini sınıflaması. İsmail Üniversitesi kuralım hocam. Tabii ki. O da inşallah Azerbaycan'da olabilir. İnşallah. Şeyde, Kars'ta. Olabilir. Tabii ki olabilir. Iğdır'da da olabilir. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Süleyman Karahan, kardeşim Yusuf Akçuran yeni kurulan Milli Devlet'in yani Cumhuriyet'in kurulması ve şekillenmesinde önemli rol oynayan aydınlar arası yer aldığı ne söylenir? Abdullah hocam konuşmasına uzun uzun izah etti. Yeniden şey yapmaya gerek yok. Nazmi kardeşimiz, kıymetli hocalarım, tarihsel süreçte Yusuf Akçuran Enver Paşa ile ya İttihat Terakki Cemiyeti'yle yolları kesişmiş midir diyor. Yani elbette. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda işte bu Türk-Tatar Cemiyeti'nin şimdi Akçura döndükten sonra biraz siyasete uzak kalmak istiyor. Ve bu siyasetten yurdunu, uzak kaldığı Türk için. Türk yurdunu, hatta Türk ocaklarını. Türk ocaklarını bunu bu konuda çok açık fikirde ifade ediyor. Yani siyasetin emrinde çürüyebileceğini, siyasetin dar alanlarında milli menfaatleri, milli ideallerin zarar göreceğini düşünerek o siyasilerin günlük politika hırslarıyla veya ihtiyaçlarıyla tutumlarının milli evet. şeye zarar vereceğini düşünüyor. O yüzden mümkün olduğunca Türk dolaylı ilişkiler belki kurulabilir diyor ama doğrudan ilişki kurmasını istemiyor. Kurmuyor. Özellikle o kendi uzak kalıyor bu şeyden. Evet. Ama mesela Birinci Dünya Savaşı'nda verilen görevi memnuniyetle kabul ediyor ve bir hakkın yerine getiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Tatarların hukukunun dünyada tanıtılması. Şimdi bu basit gibi gelebilir ama mesela Ürkün şeyini bizim bir öğrencimiz de neşretti. Ürkün'le ilgili o dönemde Papa'ya mektup yazmışlar. Yani Kırgızların 1916'daki katliamı, yani Rus Çarlığı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda katliamıyla ilgili ki bugün şu anda mesela Kazakistan'daki Jel 90 olayları gibi Kırgız milli kimliğinin, milli uyanışının, demokratik Kırgızistan Cumhuriyeti'nin temelini oluşturur. Şu anda onlar milli devletlerinin merkezini alırlar bu olayın. Bu olayın tanıtılmasını bu heyet ele alıyor. Evet. Mesela yine neler istiyorlar ve nerelerde Türkler var? Türklerin envanterini çıkararak dünyaya tanıtıyorlar ve bunların bir alem teşkil ettiğini, ortak bir medeniyetin paydaşları olduklarını dünya kamuoyuna ta o zamandan ifade ediyoruz. Stockholm'de kitaplar basılıyor, Berlin'de konferanslar, metinler basılıyor, Türk matbuatında. O dönemde hakikaten çok faal, işte Lenin'le görüşüyor, Türk esirlerini getiriyor Türkiye'ye ve ondan başkası da bu marifeti gösterebilemezdi. Çünkü Rusya'yı iyi biliyor, diplomasiyi iyi biliyor. Çok iyi, evet doğru. Yani 60 binden fazla Türk esirinin salimen orada sefaletten, ölmekten, yok olmaktan Türkiye'ye getirilmiş olması ihtilal şartları içerisinde bile başlı başına çok önemli hizmetlerdi ve yolları kesişmiştir. Evet, ama siyasetin emrine girmeyen özgür karakteri. Evet. Aynen. Hocam özellikle bu altını çizdiğiniz Yusuf Akçura'nın bu tavrı Türk ocaklarının da doğrudan bir siyasi evet. partinin günlük politikalara alet olmaması da demin de konuştuk. Çok evet. etkilidir Akçuan'ın o duruşu. Kesinlikle. Yani Göker böyle değildir mesela. Evet. Dolayısıyla Akçuan'ın o tutumu çok önemli. Ben burada genel başkanımızın mesajı var. Onu da okumak istiyorum Mehmet Öz hocamızın. Türk milliyetçiliği düşüncesi önde gelen düşünürlerinden biri olan Yusuf Akçura hakkındaki verimli sohbet için hocalarımıza çok teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Başka ilave etmek istediğim bir şey var mı hocam? Yani şu an için olarak rahmetle anıyoruz tabii. Evet. Sadece onu değil, onun nezdinde bütün ben bir şey Türk ilave etmeye geldim. Buyurun. Mesela İbrahim Hoca'nın da, hocaya da kitabında teşekkür etmiş. İbrahim Hoca da bilir. Mayer'in işte imparatorluklar arasında Türkler. Bu tür çalışmalarda dikkat çeken bir husus var. Rusya'da gelen Türkleri böyle hayatlarının içgüdüsel şeyine, derdine düşmüş, oradan evet. buraya savrulan, sanki bir takım şeylere koşan sinekler gibi anlatıyor adeta. Bu insanlar ta baştan itibaren bir idealin insanları. Aynen. Yani bunu bu tür batıda çıkan, hakkını veren çalışmalar da var elbette ama bu tür çalışmaların da böyle sıradan, düşüncelerini oportunistçe değiştiren insanlar gibi görüyor. Hiç öyle değil. Evet. Yani bunlar Anadolu'daki Türkçülerle
teşriki mesaiyle Türk aydınlanmasını, Türk çağdaşlaşmasını, Türk milliyetçiliği çerçevesinde tamamlamışlardır. Ve ortaya aynı Fransız, Alman, Rus, Amerikan aydınlanması gibi onlara eşdeğer, onlardan daha belki cesameti geniş bir alanda etki uyandıracak bir Türk uyanışı, Türk milli uyanışı, Türk çağdaşlaşması ortaya çıkmıştır. Bunu anlamamız lazım. Akçura bunun tam orta yerinde. Evet, en öncülerinden, en öncülerinden. Bir de hocam şu da var, yani unutmamak lazım. Şimdi bu aydınlar özellikle vatan kaybetmenin ne demek olduğunu da gören insanlar ve daha sağlam milliyetçilik yapan insanlar. Evet. Bu geldikleri vatan içinde. Yani evet. Bu çok önemli. Kesinlikle. Yani bayrağın dalgalandığını kaybetmeden kıymeti bilinmez. Evet. Bu insanlar bunu yaşamış. Bir de ve hocam, buradaki bağımsızlar önemli. Tek de değiller. Yani demin soru soruldu. Yusuf Akçura Cumhuriyet'in kuruluşunda var ama sadece o yok ki. Tabii. Abdülkadir İnanlar var, Sadri Maksudiler var. Yani onun için çok aslında bunlar yalnız değiller. Tabii, tabii. Ve yabancı da hissetmiyorlar. Yani tamam elbette bazıları onları eleştirebilir, farklı görebilir. Türkiye'de bunlar yaşanmış. Ama genel olarak sahiplenilmiş ve Cumhuriyet'i beraberce zaten o dönemde birçok kurum, kuruluş onların teklifiyle. Mesela Türk Akademisi tartışmalarında özellikle Zakir Kadri'nin çok ciddi önemli şeyleri var, tabii, katkıları var. Dolayısıyla çünkü bunlar böyle bir şeyden habersiz, ezik insanlar değil, ciddi okullarda okumuşlar şu, ve Duma'da ciddi konuşmalar yapmış adamlar. Siyaseti tamamlayan bir şey. Mesela Akçura Rusya'da Duma'ya giremedi ama seçilebilirdi. Evet. Ama mesela bizim Ahmet Ağoğlu Meclis-i Mebusan'da, Azerbaycan Meclisi'nde ve Türkiye Büyük Cumhuriyeti Meclisi'nde. Buyur işte. Evet. Yani mebus olmuş. Yani demokratik katılım, siyasi katılımın en odağında, anayasa çalışmalarında yer almış. Dolayısıyla yani anlamamız için hayat hikayeleri de, fikirleri de. Tabii bütün bu aydınlar hem Türk dünyasını, Batı'yı, kendi ülkelerini, Türkiye'yi tanıdıkları için de siyaset üstü kalmaya çalışan Türk ocaklarının evet, hepsi kurucuları, çizgide, omuz veren, ocağı da o çizgide tutmaya çalışıyorlar. Lazım, o açıdan da bugün de tutmaya gayret ediyor ocaktaki yöneticilerimiz. Bu önemli. Ben böyle verimli bir sohbetten sonra başta Yusuf Akçura, bugün üzerinde konuştuğum Yusuf Akçura olmak üzere Türk dünyası için, Türk milleti için çalışan, fikir üreten, geçmişten günümüze herkese hem teşekkür ve saygılarımızla aynı zamanda da rahmet ve minnetle anıyorum, yad ediyorum. Bu vesileyle bizleri sabırla dinleyen değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Aynı zamanda tekrar her iki hocama da sizler adına, kendim adına, Türk Ocakları adına da tekrar teşekkür ediyorum. Bu gece bizimle beraber oldukları için. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.